Bir sebebi bana şimdi. Yani Allah'ın kelamı işitilmeye kalmaydı. Mesela bunu biz Nazihat tafsirde, Abasa tafsirde ettik. Mesela فَاِذَا جَاَتِ سَاخَ دِيدِ Yani sürgüden vuruluşu, kıyamette kıçkırık bilen başlanışlığı. Sebep şunda. Yani Allah'ın davetçileri mesela kança kıçkırırdı adamlara. Öyle adamlar, iman kilitliler, amel kılıyorlar. Mesela Allah'ın azabı kilitliydi. Bu, yani şer'i kıçkırığını işitmeyen, kavni kıçkırığı işitirdi. Kavni kıçkırığı ne dedi yani? Yani tabiyette hakiki Allah'a cümlettiğin kıçkırığı işitirdi. Ulekin halak kılıyorduğun kıçkırığı buladı. Şunun için ayetimiz daim Allah'ın kelamı işitilmeye koymaydı. Yaşlılık bile işitmeyen, yamallık bile işitirdi. Hüttü ki hala ki Osmanlılar o yerde Allah yaratken peyde İttiye tav'an avkarhan digen. İtaatin bilen beni amrımge buysunup kilesen mi? Yok ki mecburi mi digen. Osman bilen yerge eti yaptı Allah. Şunda bu Osman bilen yer çüngen ki ana karen demek bayburu borar Allah'ın amrımge tuatkı yani. Şu üçün qalata atayna ta'in deyişken. Böyle de itaatimiz bilen seni amrımge boramız deyişken. Çünkü bana eğer yakışlıkçı kimese bayburu ab kip koyardı. Buyurumge buysundur koyardı Allah Allah. Maksat şu üçün hem kıskası demek istiyorum ki birinci kıçkırık tutardı buna kendi kavimlerden. Kiyin başka azap tutardı bana. Bana şu ayetten alışken ulamalar Lut kavminin cezasını ve Lut kavminin ameligi okşagen amel kıyallerde cezasını. Ular da bana binaranın üstünden taşla varırlardı ayağın asmanından kılıp kiyin yirge çüşkenden kiyin taş buran kılınlardı yani. Görüyorsunuz mu? Bir de kut düşünürse bu. Eğer biz adamlarda şer'i münkerden değmesek, gerçi o kirebüsü ulardımana zinakarlarını taş buran kılış, ya ki uğurlarını kulunu kesiş, ama şu nakı kılıp ulardı biz şer'i yol bilen cezasını vermesek, berber kavni yol bilen ceza kilerken bana, Lut kavmi yoksa. Demek şer'i yol bilen cezasını veriş, Allah'ta bir rahmeti, bir bütün şehir halok bo'lib ketmasin, uning ichida parranda yo darranda toshbo'ron bo'lib. Shu bitta kasofatni halok qilaylik, shunaqa qilib toshbo'ron qilib oyoq osmondan qilib otib, inshaalloh shundan keyin bir shahar halok bo'lib ketmaydi. Qolak bütün shahar omonda. Agar aksincha ana shuni qilinmasa, bitta kasofatni shunaqa qilib jazosini qo'llanmasa, bütün shahar shunaqangi jazoga mubtalo bo'ladi keyin. Demak, hududlar Allohning g'azabini to'xtatib qoladigan sabablar. Bir milletten yani. Onu kullanırsa inşallah o şey kasapattı uzu daf buladı. Bana bir yurtdaysa kagerler inşallah aman da kaladı. Demek şuna kenge Lut kavmini amelini kıyken adamlardı cezasına şuna kadar. Bunu ayağını asmandan kırıp tipeden atılınadı da üstten taş yağdırırlardı kim onu. Yani taş buran kılınadı. Hop. Şimdi bu cezayı emkarayın bir kıyken kılmışı ki muvaffuz ceza. Nime için tipeden ayağını asmandan kırıp atılınadı onu. Çünkü o işte o ayağın asmandan kıyandı da o. Yani ayol getirgen iş gerek, erkeğe getirgen. Uzu çapparılgen mi bu? Uzu çappa bu. Kellesi çappa işlep koygen bu. Onu şahıvat ayolge kuzgaş gerek. Yani erkeğe kuzgaş koygen bu şahıvatı. Kellesi yani herkes şiştirdiler, tizkarge işlep gitgen de bunu. Şu üçün de bunun cezası ne yani? Ayağın asmandan kıl ceza verirler. Kıyan kılmışın ki sana bir hakiki insaniylikti, ayağını asmandan kılışma. Hani şuna kengi ceza, ayağını asmandan kılıp deyip beden kellen bilen taşanlar yerge seni. Çünkü yineki neyse taş buran kılınlar değil yani. Hop. Şimdi bana bu bildirdi ki karesek hazır kısan asnası diyeyim utamız. Bir kavm fakat kafirliği üçün yine ular gerisi olet kimiydi aslında? Ularda bir iflosliklari haddan oshib ketsa, o'sha iflosliklari uchun ham bir risolat keladi. Masalan, Lut qavmini tarixda kofirligi uchungina bir halok qilingan deyiladimi yoki shunaqangi bachavozligi uchunmi? Yani ko'pchiligimiz bilamizki, Lut qavmini halokatining sababi nima? Bachavozligi ularda. Ana bu bildiradiki, mana bu yerda biz musulmon